değerli Emniyet Müdürüm, İl Müdürümüz, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nın arifesinde bir araya geldik. Bir arasında hayırlı bir amaç için bir araya geldik. Emeğe geçenlere, vesile olanlara, sebep olanlara Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlarımız meseleleri derinlemesine anlattılar. Kimi kısa cümlelerle, kimi uzun cümlelerle duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Milletimiz, devletimiz el birliğiyle el ele verdiği zaman aşamayacağımız engel olmadığını, bürokrasimizin halkımızın hizmetinde, halkımızın değerleri doğrultusunda çalıştığı zaman milletimizin ona bütün kalbiyle destek verip her türlü zorluğu aşabileceğini, bu küçük çalışma, küçük değil aslında ama yani Türkiye ölçeğine bakarsak küçük bir çalışma, güzel bir örnek sunuyor. Dediğim gibi devletimiz, milletimiz, memurumuz, amirimiz hep birlikte el ele verdiğimiz zaman Cumhurumuzun başkanıyla el ele gönül verdiği zaman aynı hedefe koştuğu zaman, aynı dili konuştuğu zaman aşamayacağımız engel, yapamayacağımız iş yok. Bunu burada da gördük. Ne mutlu. Bu aradığımız, beklediğimiz, özlediğimiz bir tabloydu. Bu tabloyu yaşadığımız için Allah'a hamd ediyoruz. İnşallah memleketimiz, milletimiz daha güzel günleri, daha büyük eserleri yapacaktır. Daha büyük, daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı olmaktan hem burada hem Amerika'da gurur duyacağız inşallah. Hayırlı olsun arkadaşlarımız, gerçekten çok samimi bir şekilde zaten duygu ve düşüncelerini anlattılar. Gerçekten ihlasla bir hayır işlemek amacıyla köylerine güzel bir hizmet yaptılar. Allah hayırlarını kabul etsin. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın inşallah bu da güzel bir hediye oldu. Kurban her zaman dört ayaklı olmuyor. Böyle eserler de Allah'a yaklaşmak için bir vesiledir. Müftü Bey de zaten bu işleri size güzel anlattı. Allah'a yaklaşmak için vesileler aramak lazımdır. Ve bunun en güzel yolu da malımızdan, canımızdan, mesaimizden, gayretimizden, alın terimizden milletimizin insanlığın menfaati için hayrına hizmetler yapmaktır. Bu da burada en güzel örneğini yaşandı. Ama önemli olan burada samimiyettir. Burada önemli olan Allah rızası için iş yapmaktır. Burada önemli olan ihlastır. Bu arkadaşlarım zaten hem duruşlarıyla hem konuşmalarıyla bize de bunu en güzel şekilde gösterdiler. İnşallah hem bize örnek olur hem hayırsever yapmakla, hayır yapmakla reklam yapma arasındaki farkı bir türlü anlayamayanlara da güzel bir yaşanmış bir örneği olur. Hayırlı olsun. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Allah güzel günler hep birlikte milletimizi ulaştırsın, kavuştursun. Güzel günlerde yine birlikte böyle hayırlı açılışlarla inşallah Yağlıdere'de, Kanlıca'da ya da Giresun'umuzun başka beldelerinde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum emeğe geçenler. Arkadaşlar görüntüyü rahat aslında. Sayın Valim. Hayırlı olsun. Ali Bey'in okursun da biz de yanında bir diyelim.